2019'un enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaşları da belli oldu. Peki yeni yılda kim ne kadar alacak? Kiralara yüzde kaç oranında zam yapılacak? Kıdem tazminatında tavan ne olacak? Cevapları geliyor. Elma, armut, mandalina, portakal ucuza. 2019'un enflasyonu %11,84 çıktı. Eski yıl çift taneyle kapanırken tüketici fiyatları Aralık ayında %0,74 arttı. İyi yani, pahalı değil, her hafta alıyorum, her hafta da güzel yani. Mevsim sebzelerine, meyvelerine yer verdiğim için onlar benim için hiç sorun değil. 2019'un Aralık ayının zam şampiyonu pazarda patlıcan oldu. Fiyatı %30 zamlandı. Patlıcanı %25 ile kuru soğan ve %17'lik artışla domates izledi. Örneğin domatesin kilosu 7 liraya yükseldi. Şimdi mevsimi değil abi. Her şeyin arttı. Yani domates olsun, salata olsun, meyve ucuz mesela. Pazarda yüz güldüren vitamin deposu portakal oldu. Fiyatı %18 ucuzladı. Pırasanın fiyatında da %8'lik bir düşüş yaşandı. 3 kilo 10 lira. Normalde 4 lira 5 lira satıyordu. 6 aylık enflasyon %6,5 olarak gerçekleşince Haziran ayında %5 zam alan memur ve memur emeklisinin %1,5 enflasyon farkı alması da kesinleşti. İyi, fena değil bence. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü de enflasyon rakamlarındaydı. Onların da alacağı zam oranı belli oldu. Yeni yılda en düşük memur maaşı yaklaşık 3600 liraya yükseldi. En az 10-15 olacak zam. En azından yani şu şartlarla geçim zor. SSK ve Bağkur emeklileri direkt enflasyon oranında zam alacaklar. Yani %6,49. En düşük emekli memur maaşı 2660 liraya yükselecek. 1980 falan alıyorum emekli maaşı. 2019'un tüfesine göre 2020'nin kira artış oranı da belli oldu. Yeni yılda ev sahipleri kiracılarına en fazla %15 oranında zam yapabilecek. Yapmaz zannetmiyorum, ev sahibimiz biraz vicdanlı ama. Artık kiracılar da uyanık, enflasyon nispetinde artırıyorlar. Ve son olarak kıdem tazminatı. Onda da tavan değişti. Ocak ve Haziran ayları arasında kıdemde tavan 6729 lira oldu.